Çanakkale Bayramiç'te oturan akrabam ders almak istiyor, gelemiyor. Adı şu diyor. Eşim ismi şu, sizden ders almak istiyor diyor bir başkası. Adana'dan filanca kardeşimiz ders almak istiyor bir başkası. Bunlar mazeretleri dolayısıyla buraya gelemiyorlar. Efendim ders verir misiniz? Veriyoruz. Selamlarımızı söyleyin. Allah feyziyab eylesin. Şimdi söylediğim tesbihatı onlar da çeksinler. Beraberce evvela tevbe edelim. Estağfirullah, 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 estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyûme ve etûb ileyh. Allahümme ente rabbi la ilahe illâ ente halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mestetâtu. Eûzu bike min şerri mâ sanâtu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah tevbelerinizi, tevbelerimizi kabul eylesin. Amin. Geçmiş günahlarımızı affeylesin. Amin. Bundan sonraki ömrümüzü, ömrünüzü günahlara bulaşmadan, şeytana, nefse uymadan Allah'ın sevgili kulu olarak, has, hakiki, halis mümin olarak geçirmenizi Allah nasip eylesin. Amin. Devamlı abdesti gezin. Üzerinizde borçlar varsa sahiplerine ödeyin. Kul hakları varsa onları sahiplerine verin, helalleşin. Namaz, oruç, ibadet borçlarını ödeyin. Devamlı abdestli gezin. Her gün vereceğim zikirleri yapın. Zikri günün hangi saatinde isterseniz yapabilirsiniz. Serbestsiniz. Sabah, akşam olabilir, gece gündüz olabilir. Zikre oturduğunuz zaman kıbleye doğru oturun, diz çökerek gözlerinizi yumun. Evvela 25 defa estağfurullah çekin. Sonra bir Fatiha, üç Kulhuvallah okuyup bunların sevabını Peygamber Efendimiz'e ve pirlerimize bağışlayın. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini talep ve niyaz eyleyin. Mübarek ruhaniyetlerinden istimdad eyleyin. Sonra gözünüz kapalı ölümü, ölümden sonrasını, ahireti düşünün, rabıtayı mevki yapın. Buna 10-15 dakika kadar devam edin. Teferruatını bizim Tasavvufa Giriş diye bir kitabımız var. Onu alın, okuyun, oradan öğrenirsiniz. Sonra Rabıta-i Mürşit yapacaksınız. Rabıta-i Mevt yaptıktan sonra bizi karşınıza böyle göz önüne getirip gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyzi ilahiye muntazır olun. Sonra Rabıta-i Kalp yapacaksınız. Başınızı kalbinize çevirip iç aleminizi görüyor gibi göz önüne getireceksiniz. O iç aleminizde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün. Allah-u Teala Hazretlerine deyin ki ya Rabbi, sen beni görüyorsun, yanımdasın, her yerde hazır ve nazırsın. Ben senin kulunum, bana yardım eyle. Ben de senin sevgili kulun olabileyim. Seni zikreden, sana şükreden, sevdiğin, razı olduğun kul olmayı bana nasip eyle. Tevfikini bana refik eyle diye dua edin. Sonra tesbihleri çekin. Evvela 100 defa estağfurullah çekin. Hadis-i şeriflerde var, çok sevaplıdır, sevapları büyüktür. 100 defa la ilahe illallah çekin. O da hadis-i şeriflerde var. 1000 defa Allah, Allah, Allah diye lafz-ı celali çekin. O da çok sevaptır. Her 100 defasında ilahi ente maksudu ve rıdake matlubu demeyi unutmayın. 100 defa da salavat-ı şerife getirin. O da Kur'an-ı Kerim'de var. 100 defa da Kulüvallahu Ahad suresini okuyun. Bu 5 çeşit zikri size zikir olarak veriyorum. Bunları yapın. Allah-u Teala Hazretleri feyzinizi çok etsin. Bunlar bitince elinizi açar, dua eder. Allah'tan dünya ve ahiretin hayırlarını istersiniz. Bunları iyi anlayamadıysanız işte o tasavvufa giriş kitabından veya şöyle bir kağıt var. Efendim ders kağıdı diyoruz. Onu temin edip oradan öğrenirsiniz veya bilen ihvanımıza sorup oradan yapabilirsiniz. Ben size şimdi zikir telkin edeyim. Beni dinleyin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Buyurun size söyleyin, Allah şahit olsun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah. 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 Şimdi ağzınızı yumun, gözünüzü kapayın. İçinizden Allah demeyi kalbinizden geçirin ama düşünür gibi. Devam. Allah mübarek etsin. İşte böyle kalbinizden Allah demeye de kendinizi alıştırın. Kimsenin görmediği, anlamadığı, duymayacağı şekilde
yolda, işte, çarşıda, pazarda, gecede, gündüzde, otururken, çalışırken kalbiniz Allah Allah desin, her zamanınız ibadet olsun, ömrünüz zikirle geçmiş olsun, Allah'ın huzuruna çok sevap kazanarak gitmeniz mümkün olsun. Bunu da her zaman yaparsınız. Başka tavsiyelerim var. Namazları cemaatle kılın, camide kılın. Sabah ve yatsı namazlarına, cuma namazlarına dikkat edin, kaçırmayın. Farz namazlardan ayrı, sabah namazından sonra Evrad-ı Şerife'yi, duaları okuyup namazın güneşin doğmasından yarım saat geçtikten sonra işrak namazı kılın, çok sevaptır. Sabahla öğlenin arasında 4 rekat duha namazı kılın, çok sevaptır. Akşam namazının sünneti arkasından evvabin namazı vardır, 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat, onu kılın, çok sevaptır. Gece yatarken taze abdest alacaksınız, 4 rekat namaz kılıp abdestli uyumaya, yatmaya alışacaksınız, daima adetiniz olacak, böyle yapacaksınız. Çünkü abdestli yatanın bütün gecesi ibadete yazılır. Bunu da çok tavsiye ederim. Geceliğinde uykunuzu bölüp kalkıp abdest alın, teheccüd namazı kılın, dua edin. O da çok sevaptır. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutun. O da sevaptır. Diğer oruç tutulan günler vardır. Zilhicce'de, Muharrem'de, Şevval'de, Recep'te, Şaban'da, Ramazan'ın dışında. O oruçlara da gayret edin. Böyle hayırlar yaparak, zikirler yaparak, Kur'an öğrenin. Dini ilimleri öğrenin, bilginizi genişletmeye çalışın, İslam için çalışın, böylece sevabınızı arttırmaya çalışın. Birinci vazifeniz sevaplı işlerde gayretli olmak. İkinci vazifeniz günahlardan kaçınmak. Gözünüzü haramdan sakınacaksınız, elinizi harama uzatmayacaksınız, kalbinizi temiz tutacaksınız. Her bakımdan tertemiz, takva ehli, haramlardan, günahlardan sakınan bir kul olmaya gayret edeceksiniz, takvayı şiar edeceksiniz. Bu da ikinci mühim vazifeniz. Üçüncü vazifeniz de kendinize dikkat edeceksiniz. Kötü huylarınızı atacaksınız. İyi huylar alacaksınız. Kendinizi düzelteceksiniz. Olgun, kamil, şöyle bir hakiki, sofi, Müslüman olacaksınız. Buna da çok dikkat edin. Allah muvaffak eylesin. Şimdi her biriniz bir Fatiha, üç kulü Allah'a okuyun, duanızı yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallah. Yedullahi fevka eydihim femen nekese fe innema yenkusu ala nefsihi ve men evfa bima ahed aleyhullaha fese yu'tihi ecran azima. Sadakallahul azim. Bu bir ahittir, sözleşmedir, beyattır. Ahdinize, beyatınıza sadık olun. Sırat-ı müstakimden ayrılmayın. Nefse, şeytana uymayın. Allah-u Teala Hazretleri tevfikini sizlere refik eylesin. Tarikatın inceliklerini öğrenmenizi, arif, kamil kullar olmanızı nasip eylesin. Gönlünüze aşkullahı, muhabbetullahı, marifetullahı yerleştirsin. Ömrünüzü hayırlı geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varın. Rabbim sizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha. Birisi kürtaj ve doğum kontrolü meselesini sormuş. Muhterem kardeşlerim, güncel bir konu diyor. Buna ne dersiniz diyor. İslam'da böyle bir şey yoktur. Efendim, Peygamber Efendimiz evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyuruyor. Müslümanların efendim evlenmesi lazımdır. Doğum kontrolü yapmadan çoluk çocuk sahibi olmaya çalışması lazımdır. Çocuklarını Müslüman olarak iyi terbiye etmeye çalışması lazımdır. Onlar çünkü hem dünya hem ahiret sermayesidir. Kürtaj cinayettir. Onun için bu gibi şeyler İslam'da yoktur. Uymamak lazım. Başkalarının da doğum kontrolü vesaire filan laflarına da aldırmamak lazım. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.